Türkiye İttifakı'na inanıyor musunuz? Bu seçimi Türkiye İttifakı kazanacak. Türkiye İttifakı kazanacak vurgusu yaptı. Seçim sürecini aday tanıtım toplantısıyla resmen başlattı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçime ittifaksız girdiğini kimse kabul etmesin. Biz bir ittifakın parçasıyız, bileşeniyiz, içindeyiz. Bu ittifakın adı Türkiye İttifakı'dır. Bu alkış Cumhur İttifakı değil, Türkiye İttifakı diyenleredir. CHP yerel seçimde yarışacak adaylarını Ankara Spor Salonu'nda görkemli bir törenle tanıttı. Genel Başkan Özgür Özel, adayları objektif kriterlerle belirledik dedi. En doğru isimlerle çıkmak için çok çalıştık, ince eledik, sık dokuduk. Objektif kriterleri ve çok önemli yöntemleri benimsedik. 3000 anket, 3000 araştırma yaptırdık. Adaylarımızı belirlerken seçmenimizi dinledik, örgütümüzü dinledik, aday adaylarımızı dinledik, sokağın sesine kulak verdik, kanaat önderleriyle görüştük ve sonunda burada karşımızda adaylarımız var. Toplamda 1127 aday belirledik. 100 kadın adayımız, 2019'a göre tam iki katına çıkmış kadın aday sayımız var. 1127 adayımızdan 196 tanesi genç adayımız. Özel, partiden istifa edenlere ve protesto gösterileri yapanlara yanıt verdi. 3 kişi, 5 kişi partiyi tartıştırıyor ama partililiğini kimseye tartıştırmayan, adayımızın arkasında duran, partinin başarısını kendi başarısı sayanlar var. Cumhuriyet Halk Partisi yerel seçime işimiz gücümüz Türkiye sloganıyla girecek. Özgür Özel, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici'nin çalıntı slogan sözlerine kurumsallığa saygı duyulmasını bekliyoruz sözleriyle yanıt verdi. Başvuru haklarının 2 ay önce alındığını söyledi. Kampanyamızın ana sloganı işimiz gücümüz Türkiye. Başvuru hakları bundan 2 ay önce kampanyanın başladığı günde yapıldı ve alındı. Tescillerini yaptığımız bu sloganımızı beğenenler varsa o beğenen arkadaşlara işimiz gücümüz Türkiye diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsallığına saygı duymalarını bekliyoruz. Gündeminde Erdoğan'ın Hatay'daki sözleri de vardı. Merkezi yönetimle yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Onun kalbinde taş var. Onun kalbinde vicdan yok. Onun karşısında Hatay'ı da Türkiye'yi de çok seven Cumhuriyet Halk Partililer var. Oyu bize verin diyoruz. Ama bize vermeyeni cezalandırmakla asla tehdit etmiyoruz. Bir de bakalım bu aday tanıtımda o salonda neler yaşandı? Böyle biraz ayrıntıya girelim. Mesela Mansur Yavaş'a, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilgi büyüktü salonda. Kemal Kılıçdaroğlu yoktu. CHP'nin eski genel başkanı. 4 ay önce aynı salonda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan yapılan oylama sonucunda genel başkanlığı devralmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu bugün davet edildi ama katılmadı bugünkü kongreye. Ayrıca en çok merak edilen isim Lütfü Savaş, Hatay Belediye Başkanı. Depremden nedeniyle büyük tepki olmuştu. Yeniden aday olacağı söylendiği andan itibaren kamuoyunda tepki oluştu. Anmada da 1. yılında depremin bölge halkı Lütfü Savaş'a tepki göstermişti. Bu tepkilerin büyümesi üzerine partiden yapılan açıklamalarda değişebileceğinin sinyali verildi. Hatta alternatif arandığı ifade edildi ve hatta Lütfü Savaş'ın da bunu kabul ettiği söylendi ama bugüne kadar resmi bir açıklama yapılmadı. Fakat aday videosu yapıldı, biliyorsunuz, çekildi. Sayın Özel'le belediye başkan adayları bir arada bir video çekildi. O videoda da yoktu Lütfü Savaş. Bugün bu toplantıya da davet edilmedi. İsmi de okunmadı ama Hatay'ın ilçe belediye başkan adayları oradaydı. Biraz salonda neler yaşandı, ayrıntılar neydi, izleyelim.
Cumhuriyet Halk Partisi 4 ay önce kurultay yaptığı salonda bu kez adaylarını tanıttı. Özgür Özel 13 kadın belediye başkan adayıyla salona girdi. Önce partilileri selamladı, ardından başkan adaylarıyla tokalaşıp yerine geçti. Başkan adaylarımızı tanıtmak ve seçim bildirgemizi açıklamak üzere bugün bu muhteşem atmosferde bir aradayız. CHP 1127 adayı kamuoyuna tanıttı. Saat 12'de başlaması planlanan aday tanıtım toplantısı 13'te başlayabildi. Ankara Spor Salonu'ndaki toplantıya katılımın beklenen düzeyde olmaması dikkat çekti. Salonda elektronik reklam tabelalarına da seçim sloganı olan "İşimiz gücümüz Türkiye" sloganı yansıtıldı. CHP, işimiz gücümüzdür bizim Türkiye. İl ve ilçe örgütlerinden gelen partililer "İşimiz gücümüz Mersin, işimiz gücümüz Tekirdağ" gibi sloganların yazıldığı dövizler açtı. CHP'nin seçim şarkısı da tanıtım toplantısında dinletildi. Barış Manço'nun "Anlıyorsun değil mi" şarkısından uyarlanan seçim şarkısının sözleri gün boyu çaldı. Biliyorsun değil mi, çalışmaya aşığız, durmak yakışmaz bize, işimiz gücümüz. Tanıtım toplantısında coşku CHP Genel Başkanı Özgür Özel salona girdiğinde başladı. Özel 13 kadın belediye başkan adayıyla salona girdi. Önce partilileri selamladı, ardından başkan adaylarıyla tokalaşıp yerine geçti. Özel tüm eski genel başkanlarına davet gönderdi. Ancak CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Altan Öymen hasta olduklarını iletip katılmadı. Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ise ön sıralarda yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin aday tanıtım toplantısı başladı. Vefa vurgusu yapan Özgür Özel konuştuğu sırada da eski genel başkanların fotoğrafları yansıtıldı. Özel konuşmasına da Kasım ayında yapılan kurultaya atıfta bulunarak başladı. Özel'in konuşmasının sonrasında eski öğrencilerinin Yılmaz Büyükerşen için hazırladığı kısa film gösterildi. Özel, Büyükerşen'in elini havaya kaldırarak teşekkür etti, ardından elinden öptü. Özel'in konuşmasından sonra aday tanıtımına geçildi. İller alfabetik sıraya göre okundu, adaylar tek tek kürsüye çıktı. Tanıtım toplantısının Ankara'da yapılması nedeniyle en coşkulu anlar Mansur Yavaş'ın sahneye çıktığı zaman yaşandı. Başkent Ankara'mıza geçiyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Sayın Mansur Yavaş. Son dönemin en çok tartışılan ve Özgür Özel'in alternatif arıyoruz dediği Hatay Belediye Başkan Adayı Lütfi Savaş'taydı gözler. Değişebileceği ifade edilen Lütfi Savaş hem tanıtılan reklam filminde hem salondaki protokol sıralarında yer almadı. Tanıtım sırasında da Lütfi Savaş'ın ismi anons edilmedi. Sadece ilçe belediye başkan adayları sahneye çıktı. Sıra İstanbul'a geldiğinde ise salondan yine alkışlar yükseldi. Ekrem İmamoğlu ilçe belediye başkan adaylarıyla birlikte sahnedeydi. Ama tek bir eksik vardı. DEM Parti ile varılan kent uzlaşısı çerçevesinde Esenyurt'ta CHP'nin adayı Ali Gökmen'in adaylığı çekilmişti. Esenyurt'ta aday ismi merakla beklenirken tanıtım toplantısında Esenyurt adayı açıklanmadı. İşimiz gücümüz Türkiye, yetişiriz her yere.